Selamlar dostlar, sizlerle bugün Türkiye serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Osmanlı'dan Türkiye'ye, Victoria 3'te. Şimdi Rusların üzerine amansız bir sefer düzenleyeceğiz. Yani bir Çin'den almayı unuttuğum Orta Asya toprakları var tabi ama yani Hokkaido aslında bağımsız. O yüzden ona çok ilişmek istemiyorum. Yani bağımsız kalabilir ya. Yani illa kendimize katmamız gerek yok. Afganistan'a da sırf yine mal satacağım diye girmek istemedim. Ordumuzun düzeni yerli yerine otursun. Hepsi 200 birliğe ulaşsın. Büyük bir sefere çıkacağız. Hem Ruslardan şeyi alacağız. 3, 1, 2, 3, 4 hatta 5 toprak alacağız. Yani bu da nasıl diyeyim size, çok büyük bir hani şeye sebep olacak. Savaş agresifliğine sebep olacak, ona dikkat edeceğiz. Lazat Fiyer'le inşa etmiyorlar işin garibi ya. 68 milyon oldu ama. Bakayım benim borcum. Yani kafa kafaya anca borcu kapatacak planlı ekonomiye de bu niye geçmiyor ya? Garip. Çok yavaş atıyor yani planlı ekonomi ama %100 de başaracak. Güzel. Sanayiciler de destekli. Normal. Yani o kanun çıkacak. Bari şu adamın gitmeden atacağı son kıyak bu olacak. Kendi kendini pörçecek kendi sınıfını. Word. Onun dışında keyfimiz yerinde. Yani ekonomi zaten her zaman olduğu gibi çok çok iyi. Evet, iyiyiz. Bu elektrik daha gelmedi bazı yerlere de gelir. İyiyiz ya. Qingdao limanımız ve aynı zamanda Pekin limanımız yine çok iyi durumda. Buralardan yüklü bir mal sevkiyatı gelecek. Şu an için 107 bin dediğine bakmayın. Daha da fazla kar edecek. Şu an o işletmelerde çalışan insan yok. Kar etmediği için. Ama hani hem karışıklılık düşecek hem o düşecek bu düşecek. Rahatlayacağız. Bir arada aslında yani şu tam ayrılmaya geçseydim iyi olacaktı. Fırsatım vardı da eşekli gidip geçmedik. Ama ne olurdu bilmiyorum. Bu sefer de ateistleri dışlasalardı daha kötü olurdu herhalde. Kültürlere bir kere daha bakmak istiyorum. Böyle hani enteresan bir yere gitmişliğimiz var mı? Yani. Aa, şeye gitmişiz. Büyük Kafkas bizde. Hatay. Aa, şeyde Karadağ da Türk olmuş. Güzel, güzel. Koloniyal de ne alemdeyiz onu bilmiyorum ha. Koloniyeli tam kestirmek zor. Han kültüründen ciddi bir şey aldığımız için bir avantaj bizde 1 milyon içerideyiz ama bunların hepsi devlet yönetimine geçeceği için planlı ekonominin büyük avantajını göreceğiz. Yani direkt buna geçeceğiz. Kamu işletmesine geçeceğiz. Ya size bir şey diyeyim, işçi kooperatifi de olurmuş ya. Her türlü şey gidecek yani. Biz Sovyet modeline gideceğiz. Aslında Sovyet modeli mi oluyor? İşi. Tabii işi devrimi. Sovyet. Ama devlet planı da ekonomi. Evet, işi. Keyfim yerinde yani. Altyapı olmayan yerler var. Oralara hemen bir altyapı getirelim. Bir de elektrik getirelim. Su dışında liman basmak istiyorum. Yani limandan yana sıkıntılarımız var. İstanbul'u bir fulleyelim. Konvoysuz momoysuz kalıyoruz. Bir de ticareti tam anlamda efektif yapamıyoruz. Tilt oldu. Valla verdim gitti. Zaten bayağı hızlı gelecek. Altyapı da her türlü işime yarıyor bu bölgelerde. Avantaj üstüne avantaj. Ciddi bir konvoy sayısına ulaşacağız. 10 bin. Yani ne kadar konvoy varsa o kadar iyi. Tabi ticarete de bir bakmak lazım ama. Ya insanların pazarını değiştirmeyi seviyorum zaten. Bakalım bir tapping pazarı ne alem demiş. Yurt içine bir bakalım. Hayır, bu yanlış oldu. Hala da ucuz. Nijer mi? Nijer ne alakalı? Nijer. Sen ülke misin ki lan?
Ülke? Evet, ülkeymiş. Ben de diyorum niye kolonizasyon yapamıyor bu kardeş? Enteresanmış. Ama mal satmaya devam. İyiyiz. Çin'e yani ona kadar kâr ettiğimizi görüyorsunuz zaten. Ben bir de ekstradan şundan basmak istiyorum ya. Çelikle beraber. Bunun da sebebi şu. Doğu Trakya'da radyo çok mu kötü durumda ya? Biraz arttıralım. Ama işi yok ki. Silah fabrikası basalım bir daha. Planlı ekonomiye geçince inşaat sektörü tamamen benim elime geçecek zaten. Savaş makineleri de yapalım. Son olarak mühimmat. Mühimmat da önemli. Mühimmatı da bol bol mısır yapabiliriz. Bir de topçu. Bir topçu sanayimiz iyi değil ya. İşsizlerin çok olduğu bir yer var mı? Özbekistan. Kargaşa çok ama Tebriz daha iyi bizim için. İyicene bir de bir topçuyu da koyduk. Yani buralarda sıkıntı yok zaten. Dokuma atölyelerine de bir bakayım. Yani bir Doğu Trakya'da biraz sıkıntı var. Bir de demir yollarına biraz yatırım yapmak gerekiyor. En nihayetinde artık planlı ekonomiye geçiyoruz. 67 haftalık büyük bir silahlanma yolculuğuna çıktık. Brezilya'ya baksan. Şunları da basalım. Biz az mı vergi alıyoruz, çok mu vergi alıyoruz onu bilemedim. Yani vergiyi arttırırsak daha fazla şey yapabiliriz. Zaten orduya da iyi maaş veriyoruz. Onu da biraz kısabiliriz, abartmayalım. Kamu çalışanların ücreti de aslında biraz kısılabilir ama ben zaten kamu çalışanlarına olan hani 2-300 bine %10 otoriteyle her türlü karşılıyorum. Zaten planlı ekonomiye geçince de birkaç daha yasa geçiririz. Ne bileyim işte. Bakarız belki. Yok ya. Geçilmez ona. O zaman faşist olursunuz bu arada. Buna geçerseniz. Komünist faşist olursunuz. Tık bir anda. O parti ideolojisiyle alakalı. Mesela bu da öyleydi ama döndü sonra. Petrolümüz çok şükür var ya. O ben de diyorum neyde sıkıntı var. Evet satamadığımı da anlamıştım. Evet 5 yıllık planlar geldi. Daha fabrikası bizde hiç yok ya. Önce gıda fabrikası lazım. 5 yıllık plan bitti. Ödül vermedi ama lan. Artık şeyden bahsedemiyoruz. Üst kademeden. Şu an baya baya hani şeyiz. Ben vergilendirme kanunu da çıkarmadım. Ya bunlar gitmeyecek ya. Abi bir defa gidin ne olur. Aaa!
Emeklilik maaşı istiyorum. Radikalleşiyor mu sanayiciler? Hayır. Birazdan ama onların gücü çok çok az olacaktır diye düşünüyorum. Yani en azından. Toplu asker alıma gerek yok canım. Son ilkokul kalacak. Göç kontrollerine de gerek yok. Devlet okulu. Koloni sömürüsü. Bundan cayabiliriz. Çok önemli değil. Hibeli çiftlikleri kolektif tarıma geçireceğiz. %94 zaten. Hem desteğini de almış oluruz halkın. 3,5 milyon kârda olduğumuza bakmayın. Yani bunun bir bedeli oluyor tabii ki. Şimdi bunu sübvansiyon edeceğiz. 1. Demir yolunu zaten ediyoruz. 2. Üçüncü olarak böyle yüksek mal alışveriş yapacağımız şu arkadaşla sübvansiyon edeceğim tabii ki. Diğerlerini sübvansiyon etmeme gerek yok. Ama ekonomi kesinlikle küçülecek. Hatta batış bir hikayemiz bile olabilir. Her şeyi devlete bağladık. Her şeyi devletimize dedik. Ya bunun da tabii güzellikleri ama dezavantajları da var. Bunu da söyleyeyim. Ya gerekliydi. Yani artık Lazarus Fair'in de çok bir ehemmiyeti kalmadıydı bizim için. Ama güzel yanlar işte istediğiniz gibi tamamen size bırakıyor alışverişi. İşsizlik nerede var? Özbekistan'da var. Tebriz'de var. Tebriz'i bir de şundan dikebiliriz yani. Özbekistan'da dikelim. Hadi fulleyelim. İnşaat hacmini arttıralım. Bir 6.000 yapalım. O kadar ekonomimiz var çünkü şu. Borcumuz gördüğünüz gibi silindi çünkü yatırım havuzunun parasını doğrudan naklettik. Üst kademeyi yakında projeyeceğiz gibi duruyor. Yani hiç vergi de almıyorum. Alıyorum da yani yalandan. Ulusal gelirin en büyük şeyi devlet temennileri. Tabi bunların bazıları batacak, bazıları azalacak. Ona çok aldanmamak lazım. Bu tamamen yönetimin sizde olduğu bir anlayış. Zaten bir yerden sonra otomatikleştirmeniz de gerekiyor. Yani ya yetişemezsiniz yoksa. İhtiyaç neyse bırakın. İnşaat havuzunuz kendisi bassın. O an arzu hal neyse. Zaten hepsinden bahsettiğiniz için sorun da değil. Bir şu pasajlara geçemedik. O canım sıkıldı. Bunu sübvansiyon da etmeyeceğiz. Sadece. Sanat Akademisi de otomatik genişleyebilir. Ve ticaret merkezleri sübvansiyon edilebilir. Bu kadar büyük bir zarar yok. Yani edilebilir. Tarım sübvansiyon edilebilir mi? Bilmiyorum. Kolektif tarıma geçtikten sonra buna gerek kalmayabilir. Otomatik genişletmeyi tabii ki de yapacağız. Aynı şekilde elektrikte de. Kalkmamış ki. Bu çok önemli. Bunun üretilmesi lazım. Bundan zaten ben para kazanacağım. Ya biraz ekonomi zorluyorsunuz. Plantasyonları da getirdik. Kolektif tarıma geçtikten sonra, kolektivist tarıma geçtikten sonra rahatlayacağız. Kauçuk basamıyoruz. Petrol de bitmiş mi? Yok, petrol hala var. Güzel. Gayet güzel. That's good. Tabii yine vergi de alabiliriz. Bundan bize çok ekmek çıkmaz ama. Ticareti şöyle göstereyim. Gümrük vergilerinden Çin'e sattığımız malda biraz azalış mı görüyorum? O artacak. O çok gör. Yani abartı bir derecede artacak. Çünkü ben buradan buff'lıyorum. Sırf satmak için. Evet, az önce serbest ticaret vergisi %100'e seçildi. Şu an ordumuzun güçlenmesini istiyorum. 2000 tabura kadar çıkacağız. Hala daha eksikler, gedikler var. Yetiştirilmeyen askerler var. Eğitim oranı ile alakalı. Orduya da full maaş verilebilir. Takılsın çocuklar. Yetişsin hızlısı. İşte şöyle bir ordu düzeni kurmuştum bizlere. Burada bir tane Feldmarschall. Ama bir tane yetmiyor. Kızıl ordudan olur. Kızıllardan olur. Öncü parti güzel. Bir tane büyük Feldmarschall işimi görür. Görmezmiş. Yine Kızıl Ordu'dan alayım. Sanayicilerin çok fazla orada etkisi var ya. Güzel. Bu kanunda çıksın. Sübvansiyona tabii ki 1 milyon gidecek. Yani bu nereye gittiğini de görebilirsiniz. Elektrik santrallerine şu an çok fazla gidiyor. Yani gitmesi de gerekiyor elektrik santrallerine. Yoksa kıtlık olur. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir yerde kıtlık yok. Çünkü Lazarus bunu desteklemiyordu. Yani var, yine var da lokal olarak. Yani
oralarda çalışmayı biz sübvansiyon. Her yeri sübvansiyon edersen ne olur biliyor musun? Batarsın. O yüzden minimal ya da böyle pilot bölgeler belirleyebiliriz. Mesela İstanbul'u çok geliştireceksen yine sübvansiyon olmaz mı? Olur. Olur. Bunu otomatik genişlemeyi mesela unutmuşuz. Sonra ekleyelim. Bunu unutmuyoruz. O çok önemli. Ya biraz eliminen yönetime giriyor bu. Orderımız daha da fazla artıyor. Sübvansiyon bir yerden sonra boku çıkarsa tabii ki alternatif seçenekleri de masaya alabiliriz. 52'deyiz. Agresiflik. Birazcık inmesini bekleyeceğiz. O arada Sırbistan'ı falan ihlak edebiliriz. Ordumuz halihazırda güçlüyse daha da güçlü olmasını istiyoruz. Türk pazarında radyo ve ne tank pahalı. Tabii bütün orduyu tanka çevirdik. Evet, askeri mallar bir hayli pahalı. Radyoyu nasıl yapacağız hocam? Buna geçiremeyiz. Birazcık daha radyonun öncelikli olduğunu geçelim. 134 milyondayız. Özerk nüfusumuz da var tabii ki. Okuryazarlık oranı çok iyi. Artacak da o zaten. Ama araştırmanın bir anlamı kalmadı. Yani okuryazar oranı, eğitim oranı işin iyi. Sıfıra dersek ne olur lan acaba? Ha, yukarı sıfır galiba. Keşke böyle bir sıradan inşa araştırma gelse değil mi? Buff versin. 5400'de inşa etmeye devam ediyoruz. 101 hafta içerisinde. Ya yani bu iş sürekli devam edecek tabii. Hani biz otomatiğe verdik. Otomatik olarak genişletecek. Nerede ihtiyaç görürse. Konvoy sayımız çok fazla artıyor. Bu da bize mal alıp mal satarken çok büyük avantaj sağlayacak. Hatta yani ticarette ülkeyi döndürebiliriz. Şöyle de göstereyim sizlere. Elimizde, pardon, ithalata bakıyorum. Sadece küçük düşünmeyelim. Rusları, başka milletlere de bunları ihraç edebiliriz. Ham maddeden uzak duraraktan güzel sanatlar olabilir. Silah satmayı düşünmüyorum. Kauçuk hiç düşünmüyorum. Kurşun, demir, kömür. Bunlara da gerek yok. Lokomotif Brezilya satalım. Çok kar getirdi işin orada. Konvoyumuz bol bol var. O yüzden sorun yok. Almanlara petrol yok. En son Alman ekonomisi bayıldıydı. Ona bir bakarız. Ticaret rotalarına bakalım. Ham madde alabilirsek alırız. Çin'den ipek makul. Sömüreceksen la ile sömür. Tanka veriyormuş lan öyle. Sert keresi alabiliriz. Ham maddedir en nihayetinde. Kauçuk ticaretini bayağıdır yapmıyorduk ya, onu alırız. Ucuz sağlarız. Boya yeni olur. Yani ekonomi çökecek. Sübvansiyon verdiğimiz için çöküyor bu arada. Yani oralardan kâr edemediği için gösteremiyor bir kâr ama artar. Yine aynı zamanda artacaktı da. Planlı ekonominin çok riskli bir şey olduğunu söylemek lazım. Hatta yani Amerika'da falan böyle planlı ekonomi geçmeyin, daha iyi olur. Ya tabii Lazet Fair inşaatı bitirdiyse bizim gibi yine geçmek zorundasın. Yoksa boşu boşuna orada milyar dolarların yatar yani. Ha, çöküş yaşar mısın? Yaşarsın. Komünist olmak öyle ya da orduyu bu kadar büyütmek kolay değil. 140 bin gücündeyiz ve bu hani full mobilize halleri bile değil. Alman ekonomisi dalgalı.
istediğimiz gibi. Ya Rus'a böyle yapsak geberip gidecek. Ya bunun da bir bedeli oluyor tabii ki. Tat kaçırıcı ya. Sana bas. Nereye bastıysam artık eğitilmedi. Bunda da öyle. Ya nüfus olmayan yere bastıysan tabii ki eğitilmez. Onları da yukarı alalım. Yani halkın radikalliği inanılmaz derecede azalacak. Bir ayrımcılığı da çözemeyeceğiz hiçbir zaman. Bizim hatamız oldu. Ya bence Avustura patlayabiliriz ya. Ama vilayeti iade ettir kaldı mı tabii, bir de o var. Hak iddiamız duruyor ya. Aynen, ha iyi, güzel. Bir Avustura patladık ya bir tur. İkisi birbirine girerse ben de Avusturya'ya girerim. Güzel olur. Yani şu Macaristan'a kadar alırız. Tamam, sallık biraz ama olur. Ya da yani minimal de alabiliriz. Büyük savaşa hazırlanabiliriz. Rus harbi bizim için önemli. Şu isyan bittikten sonra şunu aslında tarafsızlık ilan edeyim ben. Yapıyorum. Erdel'i başlatabilir mi? Vilayet iade ettirdim. 12 kötünen burası verecek. Burası vilayeti fethet. Ulan Doğu Galicia'ya kadar alsak iyi olur. Ordu gücümüze bir tekrardan bakalım. Nitelik yok ya. Nitelik olmayınca da sıkıntı oluyor gördüğünüz gibi. Tam istediğim askeri şey olmadı. Ama yani 2000'e yakın askeri güç var. 140 bin ve hani malları da ucuzlatıyoruz. Radyodur, zarttır, zurttur. Onları bayağı iyi yapıyoruz. Hayır, kimseyle de ticaret anlaşması imzalamayız. Eşek gibi bizden alacaklar zaten. O da almak yani almasını istediklerimiz. Ekonomisini çökertmek istediklerimizde sadece ambargo atmamız bile yeterli olmalı bence artık. Şimdi biraz tabi sıkıntılar var. Mal ne durumda? Yani işi sağlanıyor değil mi buralarda? İşçi sıkıntımız yok. Yani benim o bizde her şeyden ucuz bu olmalı. Aynen öyle. Güzel. Daha fazla süremiyor muyuz bunu? Şaka maka, savaş içinde iyi olacak. Komün savaşı Fransa'yla başladığı vakit daha iyi olacak. Evet. Bunları da devlete katıydık. Kattık. Artık tek güç biziz. Şimdi burada fakir kanunlarına emeklilik maaşı karşı çıkıyor ama çok da umurumda değil açıkçası. ...1.3'e tekrardan fırladı. Doğal olarak, yani tarımı da devlete bağladığımız için. Yani ekonomi büyümeye devam edecek de işte işçi sorunu var. İşçi bulabilirsek ne mutlu bize. Kar getirmelerini beklemiyorum yani. Ben iklimdeyim. Hani ben şunu 100 bin üzerinde göreyim. Beni mutlu eden bu. Ticaret yapmak. Al gülüm, ver gülüm. Çok güzel. Alıcı her zaman vardır yani. Yeter ki müşteri olsun. Bir de tüm yollara bakalım. Sıra bizden. İyi telefon satıyormuşuz ha. Yok gerçi ben bunu alıyormuşum galiba. Yani. Şöyle yapsak daha mı? Çin'e bizden başka müşteri de dandı galiba. 135 bin satıyoruz ama yani iyi değil. Onun dışında açık, eksik, gedik pek yok. Ordu ise hali hazırda çok iyi. Büyük savaşları başladığı vakit ben de Avusturu indireceğim. Şunlara da bir general verin. Nihayet bir sendikacı ya. Siz burada mıydınız paşam ya? Tamam, o 300'ü gördü. Sizde de eksik var. Var mı? Tank kıtlığı var. Tank kıtlığı ama bitiyor. Yani
bitecektir. Tankıtı çok önemli bizim için. Kıtlık olması ya, pahalı olması ile kıtlık olduğu zaman o zaman hiç bir sıkıntı. Valla ben 1700-1400 tane üretiyorum. Ona rağmen bende kıtlık oluyor. Orduyu birazcık daha şey yapacağız. Seferberlik malları vereceğiz. Aslında sen o kadar önemli değilsin de şu 4 stack ordunun hepsini seferber, yani ekstra ikmali acaba bize ne kadara patlar? Ben bunların sürekli seferber halde kalmasını istiyorum. Yani bize giderini göreyim. Yani savaş zamanı açmakta koymaz. Şimdiden moral toplasın çocuklara. Değil mi? Açığımızı, eksiğimizi, gidiğimizi görüyorum. 4 stack ordunun full bir şekilde kalması çok iyi olur mesela. Havadan keşif de gelsin. Makine, tüfek, şimyasal silah, alev makineleri. Böyle anlatınca korkunç oluyor, evet, ama yani yapacak bir şey yok. X-ray var, lüksik var. Bunlar bizim ana vuruş gücümüz çünkü. Ya bunları düşündüm yani en azından. Bu tamam, bu tamam mıyız bunda? Evet, bu tamam. Üstteki yoktu galiba. Üstteki de tamam. Diğerlerini de çok açmaya gerek yok. Bir de bir açığı görmek lazım. Hani öyle bir anda gubar mı? Savaş makinelerimiz ne zaman bitiyor? Bir hafta içerisinde toplarla beraber çok ciddi bir basım gerçekleştiriyormuşuz. Harika. Silah fabrikaları artıyor. Motorlu araç fabrikaları artıyor. Silah fabrikaları kıtlığı çözebilecek miyiz tanktaki? Ya ben o tanka daha fazla inanmak istiyorum ya. Evet, ben o tankta patlıyoruz yani yoksa. Bunu istedim. Hani tankta zarar etmek istemedim. Bunu istedim. Demir yollarının da şeyini otomatiğe çekmem lazım bu arada. Bu kadar fabrika yeterli olacaktır ya. Bu bittikten sonra herkese ve her şeyle savaşabiliriz. Şu kalkınmadan da kesinlikle şunu unutmuyoruz. Otomatik genişleme. Bunu unutursak mesela Efrak bayılmış. Ben Efrak'ı görmediydim. Hemen. Pazarlarımıza dahil edelim oraları. Demir yolu daha makul ve ucuz olduğu için, hızlı olduğu için. Şimdi demir yollarına yöneldim. Sonra hemen tank gelecek. 16 hafta içinde bitiyor. Hatta 15 hafta içinde onlar da bitiyor. Birazcık daha inşaat sektörü ya. Madem öyleyiz, madem iyiyiz. Milyon şey var. Para karşılığı çalışan var. Bunlarla beraber birazcık daha ekonomimi yorabilirim. Ama gördüğünüz gibi asla bir lazer sphere değil. Lakin istediğin şekilde yönlendirebilirsin. Para senin kontrolünde, halkın değil. Komünist. Sovyetleri düşün. Sovyetlerde ben 5000 lira alıyorum diyebilir miydin Stalin zamanında? Herkes aynı. Ama Stalin birazcık daha fazla aynı yani. Yani herkes eşit. Bazıları daha eşit. Böyle düşünmek lazım. Öyle düşünürsen iyi olursun. Bu ne? Aa, senin ordun yokmuş. Dur. O şey. Orta Asya ordumuz. Tanıştırayım. Oğlum ben bu parayı yiyemiyorum lan. Nasıl bir para var? Allah, yedim lan. Bir anda ne oldu lan bize? Oğlum bir şey oldu. Bir anda geri arttı ama. 100 milyon oynadı lan az önce. Bir dellendi olan yani.
Kaç prestijimiz var? 17.000. Maşallah. Seninle çok güzel olabilirdik de yani. Çok kötüsün bize karşı. Bir 20 tane daha uçak gemisi istedim ya. Çünkü aslında ana düzende uçak gemilerinin daha fazla olması daha iyi gibi duruyordu. Biz onu yıllık mı yedik bir de? Evet. Şunu da ekleyelim. Tamam, şimdi ekonomi tam istediğim halde. Yani durdurursan bizi savaşımıza yormayacak bir ekonomideyiz. Tabi tahakkuk edilemeyen vergiler de var ama 45.000. Elektrik santralinin sübvansiyonu çok önemli. Elektrik giderse her şey gider. Yani lazer sferi bunu bir yere kadar engelleyebiliyordu ama ne kadar ölsem az o lazer sferi. Çünkü özel inşaat sektörü gerçekten hani aslında şöyle hani kendiniz inşa etseniz kesinlikle çok daha iyi bir yerlere gelebilirsiniz. Lakin E'nin inşasına bu oyunda gerçekten çok fazla güveniyorum. Yani bunu da şöyle söyleyebilirim. Bu arada bunların ikisi birbiriyle giriş savaşacak gibi. Kimle kim? Muanti kim lan? Sen kimsin? İtalya savaşı. Yani hani kendin elinle inşa edersen şunu şuraya, şu sanayi buraya, bunu buraya, ham maddeyi buraya dikeceğim. Hani burada motor taşıtı olmasın, burada olsun. Kesinlikle çok daha iyi. Ama erkenden planlı ekonomiye geçemiyorsun. Gelenekselcilikle mi yapacaksın? Yani müdahalecilikte bile %50'si gidiyor. Lazer ve tarımcılıkta yine %50'si gidiyor. Sanayi yasa saçmalık. Lazer Sphere'de %75'i gidiyor. Ortak mülkiyette %35'i gidiyor. Bir tek planlı ekonomide orası kapanıyor. Yani planlı ekonomide başlayabilseydin ve sıfırdan bunu yapabilseydin kesinlikle çok daha iyi yerlere gelirdi ülke. Yani oyuncu gözüyle bakarsak. Burada biz abartıyoruz ya. Bu nedir? Bizim araba pahalı mı peki? Hayır, o çok da pahalı değil. Tank biraz pahalıydı. Onu da çözdüm çok şükür. Harika. Emeklilik maaş çıksın ya. Halkımın daha fazla refah ihtiyacı var. Çünkü benim halkım. Ne yapayım? Kıyamıyorum. Hani isyan da etseler. Şu anki herkes bizi seviyor gerçi. Ya yani o radikallik bitmesinin de çok güzel bir etkisi var. Arkanızda hem bir savaş yemiyorsunuz bir. İkinci de yani kargaşanın cezası gerçekten hafife alınabilir bir ceza değil. Şöyle hani gösterebilirsem eğer. İnşaat ve vergi kaybı. Yani vergi kaybı eğer bölgede varsa bir de üstüne bu koyuyor. İnşaat zaten yapamazsan bölgenin ne anlamı var bölgenin? Ticaret koklamını. Çelik bilançosunda biraz sıkıntımız var ama sorun değil. Yerel fiyatlara çok da bakamıyoruz. Bu kadar geniş ama böyle minor bir ülke oynasaydık yerel fiyatlandırmaya bakardık tabii ki. Çeliği zaten iyi bir şekilde inşa edecekler. Çeliği biraz daha iç piyasada tutalım diyeceğim de zaten dışarı satmıyoruz. Tamam, o geldi. Şeyler geldi mi? Bitirdik mi? Haydi gidelim savaşa. Kardeşim, sende bizim bir iki emanet kalmış. Sana bir zahmet. Oraları ver. 76'dayım. Burada istediğim yer tabii ki de Doğu Galicia. Doğu Galicia'da inanılmaz bir petrol var. İnanılmaz bir petrol var ve Almanya yani Doğu Galicia ve Batı Galicia'da inanılmaz bir petrol var. Ama ben hani sınırlar çok bozulmasın diye Doğu Galicia'ya alacağım. Yani Batı'daki nispeten daha az zaten. Buradaki petrolü alırsam Alman iç pazarında sadece Amerika'ya bağımlı kalır ki Amerika gerçekten berbat durumda olduğu için kendi petrollerini bile işleyip satmaktan aciz. Buralar normalde 50'ye mi 60'a mı ne çıkıyor ama Texas'ta bile adam hala da hani adam gibi petrol çıkaramıyor neredeyse. Çıkarmış Texas'ta da neyse. Şimdi savaş hedefi ekleyelim.
Sen bir bu odana ver bakalım emanetleri. Manevram ne kadar? Ben senin hepsini almak istiyorum mesela. 30, 100 manevra. Yani 4 büyük toprak da alabilirim. Bu odan ne durumda? Bu odan, bu odan, bu odan. Bu odan. 18. Sarun'da. 91. Sen ne olur ne olmaz şu Güney Erdeli'de anlaşmaya dahil et de. Yüzün altında kalalım. Koalisyon savaşı bize vurmasın. Evet, şunların bir maliyetini görmem lazım. 200 şöyle 800 bin asker bence yeterli olacak bu cepheye. Maşallah. O kadar da mobilizeler ki yani. İnsan trenle mirenle gidiyorlar ya bak. Maşallah ya. Allah, o kadar iyi vuracaklar ki. O ne? O tövbe estağfurullah. O tank kıtlığı nedir? Ağlar. Ağlar. Yetişin. Ula. Sübvansiyon seçeneğini gündeme sokalım. Evet. Fabrikalardan birinde bile işsiz yoksa cıngar çıkarırım hemen. Hemen fulleyin. İstanbul'a niye göç geldi? Yani biraz giriyormuş görmüş olduk. 4 milyon askeri mal. Yani Avusturya için masraf mı? Rusya geldi. Esasen iyi oldu be paşa. İtalya da geldi. Rusya'ya 2 stek gönderdim. Yeter herhalde. Sana asker koymayı unuttum. Dur paşa. Bu arada inşaatı kapatırsam her türlü kurtarıyor. İnşaata şu an 4,5 milyon gidiyor. Yani full potansiyelinde bile ordum kurtarabiliyormuş. Bunu görmüş oldum ve hani 82 milyon altın rezervim var. Değil bu dünya savaşı. 5 tane daha dünya savaşı çıksa bizim için gene de kurtarırız. Hatta onlar batar. Ya Rus. Kardeş ben diyorum ki sen bir ülke daha mı salsan ya? Rus kardeşim sen bir Polonya'yı salıver. Daha tüm ordumuzu mobilize bile etmemize rağmen bu kadar açımız varsa 5 milyon gibi bir sayı gidiyorsa yani bakacağız açıklarımızı eksiklerimizi gidiğimizi. Ben silah fabrikalarının da sübvansiyon edilmesi gerektiğini düşünüyorum artık. Ya belli ki edilmesi gerekiyor. Bunların da sübvansiyona ihtiyacı var ki açık kalsınlar sürekli. Silah fabrikası en çok dünyada kâr eden fabrika olur. Şirketlerde kapananlar olabilir. Ama şu çok iyi. Çok iyi. Yani şu an için bize getirdi Süveyş kanalını şimdiye kadar kazandırdığından daha fazladır. %51 ile öndeyiz, kazanıyoruz. Harika. Bir radyo sıkıntı. Radyoyu birazcık daha yapmamız lazım. İstanbul'daki tesis inanılmaz büyük olduğu için sıkıntı yaşatıyor bize. Yani İstanbul'daki pek güven vermiyor. Çünkü işçi yok İstanbul'da. İstanbul'da işsizlik çok fazla. Şey pardon. İstihdam çok fazla. Daha makul. O açıda oradan kapatırız. Ha bu arada vergi almadığımı da hatırlatırım. Yani en kötü durumda yine bir kök vergi yine kurtarıyor. En kötü ihtimalle inşaatı düşürürüm dediğim gibi. Bakalım. Yani ne alem bu? Bunu Alman almış olabilir mi?
O Baltık itliği gerçekten çok kaliteliydi. Rusları hiçbir zaman doğrultamadı beni. Bunlar da İtalyanlarla savaştığı için bizimle gelip de savaşmaz herhalde. Ordumuz hazır. Ben İtalyanlarla savaşmıyorum gerçi herhalde. Ha, Avusturya İtalya ile savaşıyor da. Ya da yok. Yanlış görmüşüm. Güzel. Kaç olmuş ordu gücümüze? Geri adım atmama salonuna hatası. Cepheye nakil yapıyorlar da yani şöyle bir orduyu tutamazsın. Bir kere manpower'ları yetmez. Ordu düzenleri de saçmalık. Bir cephane biraz sıkıntıda. O belliydi zaten ama silah kurtarmış kendini. 4,1 milyon. Yani tamamen bir ürünleri alsınlar bakalım. Ona göre açımızı görürüz. Ya zaten tank çok büyük bir sıkıntı da radyo daha da büyük bir sıkıntı da. Ya hepsinde radyoya geçsem ben ne kaybederim ki ya? Vallahi bir şey diyeyim. İnanın çok da bir şey kaybedeceğimi düşünmüyorum. Ben buna geçiyorum ya. Ordum kıtlık yaşayacağına halkım telefonsuz kalsın daha iyi. Alo. Hala paşa, hala. Ruslara yaptığım ufak bir itlik. Bir sonraki savaşa ön hazırlık. Polonya sınırında kapataraktan tamamen Almanlarla arasında bir tampon bölge bırakıyorum. Bir sonraki savaş daha büyük bir savaş olacak. 5 yıl dinlenme verdim kendime. 5 yıl sonra daha büyük şeyler olacak. Deniyorum işte ülkenin. Bu ne lan? Uygur. Yine Uyguristan'ıymış. Peki. Şu orduyu da sefer verip cepheye sürebiliriz ya. Şu ordunun savaş gücüne baksanıza. Ki bu hiçbir şey. Generali kötü galiba. Niye? Ne demek 78? Senin canını okurum lan. Olabilir. Ha, ihmal gıda aç. Evet, iki katı saldırıyoruz. En ufak bir ihtimallere bile yok. Güzel. Beklenildiği. Avustralya'yla yarım kalan bir hesabımız vardı. Bu şekilde kapatmak hoşuma gitti. Savaş barıştayken para biriktir, savaştayken harca. Böyle gidebiliriz. Halka da arada sakalını at yani. 1 trilyonda da durursak bizim için yeterli ekonomi. Hem halkı zorlamıyoruz hem de ekonomik gücümüzü kullanıyoruz. Zaten Yasir'in havuzunu da tutabilirim. Ne gidip 10 bin inşaata dolaşayım. Hatta 20 bin inşaata dolaşayım. Ama zaten işsiz yok. Siz olmadığı için. Gelin bakalım yani köylü bile kalmadı. Tarlalarda çalışacak, ekecek insanımız kalmadı. Bir muhtaç geliri biraz fazla. Onu da hani bu arada üst tabaka purge'lanmış. Üst tabaka purge'lendiyse bu serbest ticaret partisinin hiç oy kalacağını zannetmiyorum bir sonraki seçim. Gerçi adam komünist bilemiyorsun işte. Daha önce görmemişsin ki böyle bir mekanik. Daha önce görmemiş ki tavşan o mekaniği. Ben diyorum ki dayı, ben direkt buradan burayı çıkarma atalım. Her yerde muzaffer olur.
Harika. Onlarda da tank vardı. Bizdekiler daha fazla. Avusturya ordusu zannettiğimden daha kuvvetliymiş. Biraz küçümsemişim. Yalan yok. 30 bin güç. Gerçekten Avusturya için iyi. Rus yani. Bir Alman ordusu gelse bir ihtimal hani düşündürtebilirmiş. Acaba kazanır mıyız, kaybeder miyiz? Lakin Almanların da başının belaya girdiği bir anda yaptık. Ama bizi yani iterler, şey yaparlar mı? Kazanır mıyız, kaybeder miyiz? Onları geçiyorum ama asla itemezler. Defansif oturduğum hiçbir senaryo beni itemezler. Onu biliyorum. Ondan %100 eminim. Ya saldırıp almak gerçekten bir yerden sonra zor ama yani muzaffer ordumuz her yerde başarılarının devamını getiriyor. Aktıkça saat göreceğiz. Yani inşaat sektörü eğer ki evet herhangi bir sıkıntı yoksa bir süre ordu ekonomisi için durak satılabilir. Bu arada durak sattığım için oldu. İnşaatı da bir şey olarak sayıyor. Göreceksiniz. Bıraktık. Bu da bir ekonomidir çünkü. Bunun da bir kârı var kendince. Öyle. Diktirebilirim. Ama gerçi yok ya savaştan. Ya savaş uzun sürer gibi olursa şey yapıp iptal ederim yani. Ki zaten çok da zannetmiyorum. Rus erkenden çekilir herhalde. Pek ihtimal vermiyorum. Zaten Grand Army'miz, armadamız pardon. Gitmiş. Emeklilik maaşı da gelirse çok güzel olur. Tadından yenmez. Uzak hava üstünde bizde ya. Çok keyifli. Hah, çıktık mı? Güzel. Hala. Hala paşa, hala. Hala. Şuradaki orduyla da ben diyorum Avusturya'ya bir cephe açalım ya. Ne orduları şaşırsın. Donanma ihmalini geri getirin. Hala ismi donanma ihmali mi? Evet. Hala donanma ihmali. Fein dükkanlığı savaştan değil. Çünkü şahsi bir birlikte. Eğer ki otonomu düşürmezseniz bu arada mesela Rus'un cumhuriyet ilan ettin. Fein dükkanlığı gider. Şahsi birlikler kırılır. Mesela Haraçlılar da ayrılıyor mu onu bilmiyorum ama galiba Haraçlılar kukla olarak dönüyor. Mesela Çin'de modernleşirseniz kukla tutabiliyorsunuz ama eğer ki otonom seviyesini bir düşürmezsen yani kukla yapmazsan Fin'i gittin. Geçmiş olsun. Fin gitti yani. Sürün lan bunu. İşte bakmadım ne yazıyordu diye. Ruslar bayır domuz gibi yarıldı. Kanı çıksın ya. Bir kere daha vereceğim ama yani başarı ihtimali veriyor. Çıkmazsa da çok problem değil. Yani halkın refahını düşünen bir adamım ben. Ya birazdan üst tabaka diye bir şey kalmayacak. Yaklaşık bizde 6 milyon kapitalist vardı. Şimdi üst tabaka böyle çok da bir şey kalmaz. Sayıları 24K'ya kadar düşüp Allah Allah. Yani 24K kadar düştüler. Şimdi yemeği ekmek bulamıyorlar. Roller değişti tabii. Bir anda orta sınıf müreffeh oldu. Alt tabaka da orta halli oldu. Bunlar yoksul oldu. Yani roller değişti. Ve bunu bu adam yaptı ya. Acaba kendisi ne durumda? Ya adam da öyle bir tip var ki size yemin ediyorum sırf komünizmi bedava akbil basmak için getirmiş bir adamdır. O denli bir kapitalist olabilir. Hani bedava akbil için bile yapmış olabilir. Çok güven vermedi bana. Şaka yapmıyorum. Gerçekten yani böyle şey olmaz. Komünist olmaz. Avusturya ordusunu biçip geçiyoruz. Manpower'a gitmiş. Normal. Yani Avusturun sınırına yığdığım ordu insan gibi bir ordu değil. Onunki çok kötüydü. Alman'ınki neyse, şey pardon Rus'unki neyse. Gücümüzün %15'i falan ama
Geri kalan hepsini buraya yığdık, garnizonu saymazsak. Çok sağlamdı. Yani ölüm oranı inanılmaz fazla. Hani şöyle göstereyim size, anlayacaksınız. Bu daha çok ölmüş ama biz de mesela saldıran taraf her zaman kaybediyor. Yıpranmadan bu arada o da. Bu kadar fazla ordu yığarsan yıpranmadan ölürsün. Normalden savaşta 92 bin. Onlar da yıpranmadan ölme var mı? Yok, hayır. Muharebede daha çok. Demek istediğim oran bu yani. Biz ama çok bokunu çıkarmışız ya. Yani bu kadar doğru yapmazsın. Evet. %2 bile çok bu arada. Ama ben power gücümüz, insan gücümüz var. Çünkü biz askerlerimiz inanılmaz iyi baş veriyoruz. En başına bu böyleydi. Her zaman için yani ordumuz sağlamdı, sapasağlamdı. Hatta şöyle göstereyim, askeri personel 5,2 milyona kadar nüfusu var. Yani bu da çok iyi bir sayı. Ruslar yukarıdan tutmayı düşünmüyor. Bunlar da mekanize birlik olduğu için bayır domuzu gibi geliyor. Bak, Moskova'yı bile aldı. İlk Ruslar çekilecek. Evet, ilk Ruslar çekilecek. Evet. Buraya da amfibik salladım. Lazım olur. Yani oradan yandan bir cephe. Polonya'ya çıkması da güzel bir hadise. Güzel hadise. Yani bildiğin onu Brest-Litovsk, konuşamadım, söylemedim. Anlaşmasını yani. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla yaptığı anlaşması... Tosk. Neyse. Birinci Dünya Savaşı'ndaki anlaşmasına geri döndürdüm. Polonya çıktı. Bir Ukrayna tabii eksik. Buralarda zaten ben de. Mesul ben. Neredeyse hiç savaş desteği kaybetmeden muhteşem bir zafer aldık. Onlar ise felaketi gördüler. Savaş desteklerini yitirdiler. Rus savaştan çekilmek üzere. İsterse çekilmesin yani, sorun yok. Deniz üstünlüğünü alabiliyor muyuz ya? Paşam, bir deniz üstünlüğünü alalım ya. Evet, burada bir save alıyoruz arkadaşlar. Malum crash probleminden dolayı. Bir sonraki bölümde ben bu cepheyi düzeltirim inşallah, crash yemeden. Artık Polonya'da özgü bir devlet. Yani Avusturya İmparatorluğu'nun üzerine yürüyeceğiz ama cepheler tabii naneyi yediği için nasıl olacak bilmiyorum. Keyifsiz oldu. Aynı anda iki güçle savaşmanın böyle bir sıkıntısı var. Polonya ayrıldı, öyle gariban takılıyor. Muhtemelen yani Almanlara yem ettik ama olsun. En azından şahane ordusumuz daha da büyüyecek. İnşallah daha da kuvvetli olacak. Yani Rusya civarındaki orduları da buraya getirince tek bir puşta yani 600-800 asker bile belki battle'a girebilir. Yani ona da tutamazsın. Ona da tutamazsın. Bu savaşta kaybetmeyiz. Diğer iki gibi. Evet, bölüm sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ya bitireceğim, bitireceğim diyorum ama hani sarıyor, anlıyor musun bu seri? Mesela şu an buradan iki toprak Osmanlı sınırlarına iyi bir döndük. Hem de bir kendi gücümüzü test ettik. Ekonomik gücümüzü daha doğrusu. Hani ben kalabiliyor muyum savaşta? İnşaatı durdursam ne olur? Onu yapsam ne olur? Bunu yapsam ne olur? Temenni yetecek mi? Askeri gücü şey yetecek mi? Mesela daha fazla ordu kurmamam gerektiğini görmüş oldum. Ama askeri malları sübvansiyon etmemiz gerektiğini de görmüş olduk. Ucuzatmalara gideceğiz. Elektriğin daha da yaygın kullanımı yapacağız. Mesela konvoy basımız çok işe yaramış. Bize hiçbir şey fark etmedi. Donanmamızın gücü yine emsalsiz. Donanma gücünde yani hiçbiri bize rakip değil. 28 bin gücündeyiz ki bu Alman filosu sinekmiş muamelesi yapar. İngilizden falan bahsetmiyorum. Amerika zaten köy. Diyeceğim de o köy gelişiyor. Maşallah. Maşallah. Köye baksan ya. Maşallah. Maşallah. Enteresan. Plan da ekonomi. Müdahalecilik. Aslında dayı gelip senden yağlı yağlı Texas ve Kaliforniya'nı alsa var ya. Yaparım demiyorum ama belki dedirtirse beni. Şimdi karşına savaşa girerse cezasını keseriz. Evet, görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım hoşunuza gitmiştir.